Ders işletim sistemleri konumuz zamanlama algoritmaları. Diğer sorumuz ise shortest job first algoritmasına göre ortalama bekleme süresini hesaplamamızı istiyor. Bu da en kısa işletim sistemi süresi olan önce çalışsın algoritması. Ne demek istiyor? En kısa işletim sistemi süresi olan önce çalıştır ve diğerine geç. Bunu dikkat etmemiz gereken nokta kuyruktaki görevlere göre seçeceğiz. Bunda da aynı şekilde bir zaman çizelgesi çizelim. Şimdi ilk sıfırıncı milisaniyede P1 kuyruğu alınmış. Sadece P1 olduğu için 13 milisaniye çalışması gerekiyor. 13 milisaniye çalıştı. Burada P1 sistemde çalışırken Gördüğünüz gibi hepsi kuyruğa alındı. 1, 2, 4, 6 kuyruğa alınma süreleri. 13 milisaniye geçtikten sonra zaman çizelgesinde hepsi kuyruğa alındığı için artık burada en kısa işletim sistemi süresi olanı önce seçeceğiz. Bunlar içinden en kısa işletim sistemi süresi olan hangisi? P5 6 milisaniye çalışma süresi. P5'i yazalım kaç milisaniye çalıştı? 6. 13'ü e eklediğimizde 19 milisaniye geçmiş. 6'dan sonra en kısa işletim sistemi süresi olan P4. O da 7 milisaniye. 19'un üzerine 7 eklediğimizde 26 milisaniye geçmiş sistemde şu an. Bakın dikkat ederseniz çalışma süresini üzerine ekliyorum. 6 milisaniye. Ondan sonra az olan P3. 10 milisaniye çalışma süresi var. 36 milisaniye geçti şu an sistemde. En sonunda P2. P2'nin ise 14 milisaniye çalışma süresi var. 36'ya eklediğimizde 50 milisaniye sistemde geçmiştir şu ana kadar. Bunların bekleme sürelerini hesapladığımızda ise P1 için P1 yine 0. milisaniyede sisteme girdiği gibi çalışmaya başlıyor. Bekleme süresi 0. P2'nin ise bekleme süresi 36. milisaniyede çalışmaya başlamış. 36. P3'ün ise 26. milisaniyede çalışmaya başlamış. P4 ise 19. milisaniyede çalışmaya başlamış. Yani sistemin ona kadar gelmesi 19 milisaniye geçmiş ve P4 çalışmaya başlamış. P5 ise 13 milisaniye beklemiş. Bunları topladığımızda bekleme sürelerini 94 çıkar ve 5'e böldüğümüzde ise sonuç 18.8 milisaniye çıkar. Yani her birinin bekleme ortalama süresi 18.8 milisaniye hangi algoritmaya göre? Shortest job first algoritmasına göre en kısa işletim sistemi süresi olan önce algoritmasına göre 18.8 milisaniye geçmiş. Gördüğünüz gibi diğerinde 24.2 milisaniye geçmişken diğerinde ise 18.8 yaklaşık arada bir 5.4'lük kadar bir fark var.